Yozgat Yerköy'ün Çakıracık köyünden buraya gelin geldim. Geldiğim günden beri böyle eziyetle, yokluğundan, varlığından günümüz geçti. Buraya geldim gelin kayınvalidemin yanına. De ki nasıl geldin? Görümcem sebep oldu. Görümcemi biz buraya gelin almaya geldiğimizde görümcemin annesi bizleri görüyor, amcaların karları falan. Ondan sonra diyorlar ki şu kızı alalım. Tabii ki biz de genç kızık oynuyoruz, söylüyoruz, halay çekiyoruz. Bir sene sonra ben buraya gelin geldim. Bana dediler ki seni buraya gelin alalım. Aman yok ha dedim. Uzunluya uzana uzana gelin gelmem dedim. Öyle dedikten sonra ama kısmetmiş büyük söylemişim geldim. Bir sene sonra buraya gelin geldim. Varlığından yokluğundan günümüzü geçirdik. Gelin geldim sabah kalktım at arabasını koştum. Tarlaya gittim. Görümcemi alırdım yanıma sap toplamaya giderdim. Sapı yükletirdim. Köprüden aşağı bir sallardım. Köyün erkekleri derler ki bu gelin kim? Neyse gelmiş geçmiş gün. Öyle günlerim geçti. Mercimekte günüm geçti. Nohutta günüm geçti. Diyeceğim böyle geçirdik. 5 sene 6 sene böyle geçtikten sonra Kayseri'ye gitme olayım oldu. Kayseri'ye gideceğim. Ablamlar geldi bana. Beni görmeye gelmişler buraya. Ablamlar gelince tabii ki durumuma bakıyorlar. Seni diyorlar Kayseri'ye götürsek çalışır mısın? Çalışırım abla diyor. Abimden ablam arkamda direk gibi durdular. Ben onlara dayandım. Onlara dayanarak gittim. Orada işimi buldum, evimi buldum. Ve gittim. Kayınvalidem dedi ki gidemezsin. Giderdin, gidemezsin. Gideceğim dedim. Gideceğim. İsterseniz beni boşayın ama ben gideceğim. Oğlunuz da dedim kocamsa gelir, kocam değilse dursun yanında dedim. Çektim gittim. Evimi tuttum, barkımı tuttum, bebeğimi şebeme aldım gittim. Kocam da 2 ay sonra yanıma geldi. Mecbur. Anası yanında ne kadar duracak? Burada tarlada, bağda, bostanda çobancılık yapıyordu. Ve tabii ki çobancılıktan şey olmuyor. Ben de onun bunun el işini yapıyorum. Kızların çeyizini düzüyorum. O zamanlar mekik oyası modaydı. Çok güzel mekik yapıyordum. Kızlara hep çeyizlik mekik yapıyordum parasıyla. E o da kaç gün olacak? Ne kadar gelecek? Ve velhasıl gittik Kayseri'ye. Kayınvalideme dedim Kayseri'ye gideceğim. Çalışacağım. Emekli olacağım. Evimi alacağım. Arabamı da alacağım. Yine de geleceğim buraya dedim. Sen ne dersen de dedim. Kaynanam dedi ki gidersen gelemezsin de. Öyle bir gelirim ki dedim. Gör de bak. Kısmet oldu. Çalıştık. Emekli olduk. Evimizi aldık, arabamızı aldık. Tabii eziyetler çektik, çekmedik değil. Babam rahmetlik çok arkamda dayandı. Maddi yönden, manevi yönden babam rahmetliyim arkamda dayanmasaydı zaten çekemezdim ben o çileyi de. Bebelerimi okuttum, babam destek oldu. Okul masraflarını babam karşıladı. Çünkü bu taraftan gelir yok, bir şey yoktu. Ve sonra diyeceğim çocuklarım okudu ve herkes ilk önce işini buldu sonra eşini buldu. Ben emekli oldum buraya geldim buradan bir ev aldım. Herifimi emekli ettik sonunda onu da buraya getirdik. Ve şimdi de burada yaşayıp gidiyoruz. Günümüz böyle geçti. Tarlalarda, bağlarda, bostanlarda öyle geçti günümüz. Yokluk çoktu. Yoktu çünkü. Görümceleri alır alır yanıma giderdim. İsmail nerede? Kahvede. Kahvede dururdu. Ben gider gelirdim, şey yapardım. Diyeceğim böyle bir günümüz geçti, böyle bir hayatımız geçti. 40 sene oldu ben buraya geleli. 40 senedir daha halen böyle çileler. Çok şükür elhamdülillah. Şimdi iyiyiz ama işte belirli bir yaştan sonra artık hastalıklar başlıyor.